Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Arnavutluk Tiran'dayız. Saat sabahın 9'u şu anda. Dün gece saatlerinde geldik ve müthiş şiddetli bir yağmurla geldik buraya. Tiran'ı gece gördüğüm için çok böyle bir şeye benzetemedim. Bazı fikirlerim oluştu ama hakikaten çok şaşırdığım yönleri de oldu. Şöyle kameramı çevireyim, size Tiran'ı ufacık göstermeye çalışayım. Bakın. Yani nereye benzetiyorsunuz? Bu sefer ben yorum yapmayacağım. Siz yapın yorumunuzu. Sanki bildiğim bizim o Karadeniz, hatta şu tuğla evler, hani Türk müteahhitin yaptığı bir ev gibi burası. Kapısında Mercedes var. Karşıya bakıyoruz. Dağları, ovaları yıkmışlar, ev yapmışlar. Şuradaki eve dikkat edin. Aynı bizim oranın evleri. Üst katını yapmışlar, tuğlasını yapmamışlar. Parası yetmemiş yapan abimizin. Öyle üst taraf kalmış. Parası olunca o tuğla örecek. Üçüncü katta yapılmış olacak. Yani ufak tefek bir ipucu vermiştir diye tahmin ediyorum ama birkaç tane böyle detaylar var. Onları da vereceğim birazdan size. O yüzden güne başlayalım. Yeni bölümümüze de başlamış olalım. Arnavutluk Tiran'dayız. Evet sevgili arkadaşlar, hazırlıklarımızı tamamladık. Otelden ayrılmak üzereyiz. Otelin dışında şöyle göstereyim size. Dün akşam 14 euro muydu hocam? 480 TL'ye kaldık. Yine aynı şekilde çift yataklı bir oda kiraladık. Şöyle bir otoparkı vardı. Arnavutluk çünkü güvenlik açısından sıkıntılı demişlerdi bize. Otopark olan bir yere park ettik. Sonra geldik, zincirimizi yağladık. İki zinciri de yağladık. Şöyle ön camlarımızı temizledik, parlattık, yıkadık, yağladık. Şimdi yola çıkmaya hazırız. Yola çıkmadan önce Tiran'da sizi bir gezdirelim. Tiran nasıl bir yermiş bir göstermeye çalışayım. Ben dün akşam bir kafamda bir fikir oluştu aslında. O fikri sizin de görebilmeniz için şöyle bir tur atacağız Tiran'da. Daha sonra bugün Karadağ'a doğru gideceğiz. Otel Victoria. Hoşça kal Victoria. Şimdi buralardan tabii büyük ihtimalle anlayamayacaksınız. Çünkü hani bizim de başkentimiz Ankara'da böyle sokaklar, caddeler var. Her tarafı böyle modern, gelişmiş değil. Burası da öyle büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Böyle meydanına göre gelişmiş, bize kendi kimliğini anlatacak olan yeri olan bir İskender Meydanı diye bir meydanı varmış. Oraya götüreceğim sizi. En azından Arnavutluğun başkenti Tiran hakkında ufacık da olsa bir bilginiz olsun bu sayede diye düşünerek. Dün akşam geldiğimde şunu fark ettim sevgili arkadaşlar. Hani Yunanistan'da ve Makedonya'da özellikle hani böyle lüks arabalar görmedim, lüks motorlar görmedim. Hep böyle eski model arabalar, eski model motorlar dedim ya. Burada da abi tam tersi bak. Range Rover'ı görüyorsun mesela. Bak gelen arabaya bak. BMW X7 mi kaçsa o, özel plakalı, al plakalı, yani Arnavutluğun plakasına sahip araçlar bunlar bu arada. İtalya'ya yakın olduğu için İtalyan plakası da çok fazla burada. Gebze'den Yalova'ya geçiyoruz ya, burada da vapurla şeye geçiliyor, İtalya'ya geçiliyor sevgili arkadaşlar. Çünkü İtalya'nın hani komşusu gibi bir şey Arnavutluk. Şimdi buralar büyük ihtimalle sanayi yerleri ama yine de Mercedes'ler, BMW'ler, Volvo'lar, hani üst düzey arabalar var. Şimdi daha da fazla göreceksiniz onu. Ekonomik olarak çok gelişmiş bir yer olmadığı söyleniyor ki ilk girdiğiniz andan itibaren ülkeye zaten ekonomik olarak gelişmemiş bir ülke olduğunu net olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Yollarıyla, yerleşimiyle, trafiğiyle, ışıklarıyla. Geceleyin mesela otoban diye bir yere girdik. Bildiğin böyle şey, normal yol ama otoban diyorlar adına. Artı ışıkları falan yanmıyor. Ya ilginç bir yer yani Arnavutluk. En büyük gelir kaynağı bu yeraltı madenleri fazlaymış burada. Demir ve bakır çok fazla çıkıyormuş. Türkiye'de dahil hani 3-5 tane böyle yakın olduğu ülkelerle yaptığı ticaretle ayakta duran bir ekonomisi varmış ama şöyle de bir dedikodu var. Hani bu kadar lüks aracın olması, hani bu yoklukta alım gücünün düşük olduğu bir ülkede, enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede bu kadar hani lüksün olması, şatafatın olmasının sebebi de yasa dışı işlerin de yapıldığı bir yer diyorlar. Yani bana öyle söylediler, bilmiyorum, ben de tabii birebir deneyimlemedim, görmedim ama baksana abi ciplere falan, hep böyle lüks cipler falan var yani. Bu arada Türk lirasının değerli olduğu bir ülke sevgili arkadaşlar burası. Dün bir yerde otelde para üstü aldık, 400 leke diye, leke para birimleri. 400 leke 62 Türk lirası ediyor. Yani Türk lirasının değerli olduğu bir ülke burası ama alım gücünün düşük olduğu bir ülke maalesef. Çünkü benzini hesapladım, aşağı yukarı 1 litresi 30 TL'ye denk geliyor. Yani bize çok benziyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bize gerçekten çok benziyor. Alım gücü düşük, fakir halk fazla ama zengini de zengin. Meydanlarda bu meydanı da bu taraflar herhalde. Belli zaten şuradaki binalarından, yapılarından falan. Tarihi, kültürel değil de modern bir mimariye sahip şu ana kadar. Yeni mimariye sahip, yani eski mimari değil. Burada motosikletlere yol vermiyorlar. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermiyorlar. Tıpkı Türkiye. Bak Yunanistan'da, Makedonya'da nasıldı? Araçlar yol veriyorlardı motorlara. Yaya geçidinde duruyorlardı falan.
Burası abi bildiğin Türkiye ya. Vallahi diyor. Aynı. Aa, yaya yolu veren birisi var. Bakayım. Ha, kırmızı çıkmış lan o. Yaya yolu vermemiş. Arnavut ciğeri ile Arnavut kaldırımının Arnavutlukla alakası yokmuş sevgili arkadaşlar. Hiç alakası yokmuş. Arnavut kaldırımı denme sebebi, Arnavutlar eskiden Osmanlı'da taş işçiliğinde çalıştırılıyormuş. İşçilikleri iyi olduğu için de o yollara döşen taşlara Arnavut kaldırımı taşları ismini vermişler. Öyle kalmış Arnavut kaldırımı ismi. Bunun dışında da Arnavut ciğeri ile ilgili bir bilgi bulamadım. Burada Arnavut ciğeri diye bir ciğer yokmuş. Bu da ek bir bilgi olsun. Buranın nüfusu bu arada 1 milyonmuş sevgili arkadaşlar. Arnavutluğun başkentinin nüfusu 1 milyonmuş. Nüfus olarak da bayağı düşük bir nüfusa sahip. İnsan camiyi görünce gitmese bile vallahi böyle bir gururlanıyor ya böyle ülkelerde. Niyeyse sahipleniyoruz herhalde bu cami işlerini falan. Baksana güzel kızlar var ha. Baksana abi böyle değişik değişik gökdelenler yapmışlar. Bayağı böyle modern bir şehir gibi. Biraz böyle Avrupa havası var. Ama biraz da böyle Anadolu havası da var. Bak kızlar bisiklet sürüyor, ne güzel. Bir gelişmişlik var ya, bir şeyler var. Bak Specialized sürüyor abi. O bisiklet de fenadır. Çok hafiftir. İyi bir bisiklet markası diye hatırlıyorum. Trafikten bir yere giremedik ki lan. 1 milyon nüfusu olan bir şehirde trafik böyleyse, İstanbul gibi 14-15 milyon nüfusu olsaydı Allah bilir burada kalmıştık şu anda. Gece saatlerinde geldiğimiz Tiran'da gündüz gözüyle motosikletlerimizle turlayalım dedik. Ama hem trafik hem de Tiran polisi müsaade etmeyince turumuzu yayan yapmaya karar verdik. Zaten Tiran'da çok gezilecek bir yer de yok gibiydi. Caddelerde gezerken sık sık Osmanlı ve Türk eserlerini görüyorsunuz ama Osmanlıların kurduğu bir şehirde daha fazla olmalıydı da dedirtiyor. E tabi yıllarını savaşlarla, esaretle, işgallerle geçirince birçok yapı harabeye dönüşmüş. Şehrin yeniden inşası hala devam ediyor. Güzel kızları, İtalyan ve Türk mimari izleri, gelişeceğini açıkça hissettirmesi şehrin keyif veren yönleri. Ama trafiği, her yerde göreceğiniz inşaatlar, karmaşa ve sıcak keyfinizi kaçırabilir. Tabi bir kültürü tanımak için bizim gibi bir iki saat gezmek yeterli değil, onun da farkındayız. Eğer bir gün daha kalıp meşhur gece hayatını görme şansımız olsaydı belki fikrimiz değişirdi ama zaten videoları eşim de izliyor. O yüzden gece hayatını pas geçip rotamızı güzelliğinden emin olduğumuz Karadağ'a çeviriyoruz. Ha unutmadan, Arnavutluk'ta Türk dizileri çok izleniyormuş. O yüzden Türkleri seviyorlar. Bir de merkezdeki büyük camiyi Türkiye'ye yaptırmış. Bunlar da ek bilgi olsun. Ayrılırken aklımda kalan hem bizden hem bizden olmayan yabancı bir ülke Arnavutluk. Sanki yıllar önce yaşayıp ayrıldığım, kiracısı olduğum eve gelmişim gibi hissettim burada. Belki yolunuz düşerse diye hislerimi sizlerle paylaşayım dedim. Kötü mü ettim? Hoşça kal Tiran. Tiran'dan böylelikle ayrılıyoruz terhaneden. Eski yer anlamında kullanılan terhaneden ayrılıyoruz. Çünkü Osmanlı döneminde burası eski yapılarla doluymuş. Zamanla yönetimler değiştikçe, hükümetler değiştikçe eski yapılar tamamen yıkılmış. Hep yenileri yerine gelmeye başlamış. İtalyan etkisi var, Yugoslav etkisi var. Sovyet etkisini göremedim şu ana kadar. Ha, bu Sovyet yapısıdır diyemedim. Çünkü Sovyetlerin etkisinde epey bulunmuş. Komünizmle yönetilmiş epey. Dolayısıyla Tiran'da böyle bir yer. Bu arada Tiran'ın nüfusu 2 milyon 300 binmiş sevgili arkadaşlar. Hani biz yanlış bilelim 2,5 diyelim. 2,5 milyonmuş. 2,5 milyonun 1 milyonu neredeyse Tiran'da yaşıyor. Bak aynen bizim oralarda olduğu gibi yolun ortasında durup şey indiriyorlar abi. Yoğurt indiriyor. Avrupa'da bunu göremezsin. Avrupa'da insanların bir saygısı var birbirlerine. Bak şuraya çekip indirmek yerine yolda indirdi. Sonra buraya çekti. Çok ilginç ya. Yani sanki böyle gelişmişlikle gelişememişlik, geride kalmışlık, bir olmamışlık söz konusu Tiran'da. Benim gördüğüm, gözlemlediğim o. Çok böyle vay dedirecek bir yer göremedim.
böyle gelişmeye çalışan sanki Türkiye gibi bir ülke gibi gördüm vallahi, ne yalan söyleyeyim. Tabii ki Türkiye ile kıyaslanmaz. Türkiye çok büyük bir ülke Arnavutluğun yanında, ama yine yani kendimi yabancı hissetmedim. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım, yollar bizi bekler sevgili arkadaşlar. 2 saat 22 dakika diyor, 129 kilometreyi sevgili arkadaşlar. Tiran'dan daha henüz çıkamadık bile. Yani 139 kilometrelik mesafede şu anda bir 40 dakikadır sürüyoruz. Neden biliyor musunuz? Yollar bu şekilde çünkü. Gidiş geliş, sadece gidiş geliş. Sapabileceğiniz, geçebileceğiniz bir şey yok. Karşıdan trafik akıyor, geliyor. Önde kamyonlar trafiğin artmasına sebep oluyor falan. Yani 129 kilometre 2,5 saatte mi yapılır? Hani 1,5 saatte mi yapılır? Bence 1,5 saatte yapılır. Motosiklette özellikle. Maalesef Tiran yollarında, Arnavutluk yollarında bunu yapamıyorsunuz. Yollar rezalet yani, onu söyleyeyim. Hani Balkan turu yapacaksanız Arnavutluğa geldiğinizde, Tiran'a geldiğinizde bu manzarayla karşılaşmayı göz önünde bulundurun derim. Böyle değil, 2 saat 5 saatte de gidemezsin abi. Böyle trafik mi olur lan? Böyle yol mu olur lan? Bildiğim bağlantı yolu yani bu adamların otobanı. Sevgili arkadaşlar, bir saattir şu girişli gelişli yollarda gidiyoruz. Daha 77 kilometre yolumuz kaldı ve 1 saat 22 dakika diyor Varış'a. Karadağ'ın başkentine. Abi şu beyaz Range Rover'a takıldık. Adam bir gazlıyor. Bak bir gazlıyor, yemin ederim. Bizi görünce böyle gaza geldi. Sollaya herif bir gidiyor. Böyle bir gidiş yok yani. Onda büyük ihtimalle bir 500-600 Nm tork var diye hatırlıyorum ben. Belki 1000 bile olabilir. Onların çünkü iki serisi var o Range Rover'ların. Ya bu nasıl bir gidiş abi? Bir kükrüyor ama tabii o kalkış sırasında büyük ihtimalle bir 30-40 litre yakıyordur. Yani yolda canımız sıkıldı, bu adama takıldık. Bu adam bize yol gösteriyor. Motorculara gelin diyor, biz gidiyoruz. Gelin diyor, gidiyoruz yani. 3-4 ton vardır bu araba. 3-4 tonluk araba için müthiş bir imelenme ile hareket ediyor. Müthiş, bak. Görüyor musun? Nasıl gidiyor? Ben de 75 Nm torkumla adama yetişmeye çalışıyorum. Yoksa bak, geçmeme de izin vermiyor ha. Ben nereye yanaşsam oraya yanaşıyor ha. Adama bak. Hadi geçsene lan. Hadi ne oldu? Hadi gelsene lan. Evet, yoğun trafikten kurtulduk. Karadağ'a gelirken yollar daha böyle düzgünleşti. Daha böyle 2-3 şerit haline geldi. Daha böyle trafiği azaldı en azından. Ve Balkan dağlarını da görmeye başladınız farkındaysanız. Ya Balkanlar tabii ki, hepsi Balkanlar da. Hani Balkanlara bu ismin verilmesinin sebebi olan bu dağlar. Sarp, kayalık, çok sık ağaçlar olan, çok kayalık olan, çok sık aralıklarla sıralanmış olan Balkan dağlarını buralarda net olarak görebiliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, Karadağ sınırına geldiğimizde buradan geçebilirsiniz dedi polis arkadaş. Sizi beklemeyin dedi. Bizi gönderdi. Bakalım ön kapıda pasaport kontrolünde ne yapacağız? Onu da göreceğiz şimdi. Montenegro. Buradan aradan geçeceğim şimdi. Hello. Evet, bir tane ustamız yer vermedi bize. Arkada motor bekleyen motosikletçiler de var da. Evet, Hasan hocam benden önce geçti aralardan. Sonra burada birinden bir yer istedim. Çok sıcak, geçebilir miyim diye. Geçmeme izin vermedi. Arnavutluk plakalı birisi. Sonra arkada bekleyen Ducati'ciler var mesela. Onlar sıra bekliyorlar. Öne geçmediler ama güneş de böyle yakıyor. Ya hakikaten motosikletlere abi direkt net yazmaları lazım. Motosikletler önceliklidir diye gümrük kapılarında bence. Geçiş kapılarında. Şu anda biz Arnavutluk'tan çıkıyoruz. Sonra Karadağ'a giriş yapacağız. Arnavutluk'tan çıktık. Şimdi Karadağ'a girdik.
Ben bir kapı daha var diye düşündüm. O yüzden eldivenimi falan giymedim. Hatta kaskımın şeyini bile bağlamadım. Şu anda böyle gidiyorum ama düşük süratlerle gidiyoruz. Güzel virajlar var buralarda. Ve manzara müthiş. Şöyle karşıya doğru bakmanızı rica ediyorum. Umarım görünüyordur. Çok uzak görünmüyordur inşallah. Vallahi dağların teklerinde böyle sulak ovalar falan. Manzara harika Karadağ'da. Ankara, İstanbul, İzmir gibi illeri düşünün. Kendi ülkelerini kurmuşlar. Ankara ülkesi, İzmir ülkesi. Ne bileyim. Eskişehir ülkesi gibi düşünün. Yani böyle bir günde 3 ülke değiştirebiliyorsunuz. 3 ülke. Böyle bir şey var mı ya? Çok ilginç gerçekten ya. Bir günde 3 ülke değiştirilir mi abi? Ama yolları falan güzel. Motorcuların neden burayı tercih ettiğini az çok tahmin etme. Gördüm yani, tahmin etmeyeyim. Gördüm. Güzel yolları var. Hem değişik ülkelere gidiyorsunuz düşünün. Değişik insanlarla tanışıyorsunuz. Değişik kültürler tanıyorsunuz. Hem de çok güzel virajlarda seyahat ediyorsunuz. Motorcuların Balkan rotası yapma sebeplerinden bir tanesi de budur bence. Ben hala eldivenleri takmadım ama. Yalnız eldivensiz de ne güzel oluyormuş ha. Ferah ferah. Yanlış anlaşılmasın. Sakın öyle bir şey yapmayın abi. Hani olur ya, örnek alan eldivensiz kullanayım diyen olur. Yapmayın abi. Hem elleriniz yanar güneşten. Akşam böyle kıvrandırır sizi. Hem de abi düştüğünde mahvolur eller. Skofoid kemiği. Unutmayın bak, skofoid kemiği. Kırıldı mı geçmiş olsun. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda neredeyim biliyor musunuz? Karadağ'ın başkenti Podgorica'dayım. Podgorica çok güzel bir isim var. Nerelisin? Podgoricalıyım. Yani söylenmesi çok güzel bir isim. Karadağ Balkanların en küçük ülkelerinden bir tanesi. Zaten bir 3 saatlik sürüşün ardından Arnavutluk'tan Karadağ'a geldik. 3 saatte ülke değiştirdik yani. O kadar birbirine yakın. Sırbistan'dan ayrılmış zamanında. Bu arada Hasan Hoca'yı bekliyorum da. Şimdi şuradaki Teknomax var ya, Megastore, oraya gittik aslında. Oradan başlayayım, ondan sonra Karadağ'ı anlatırım. iPhone'un şarjıyla ilgili sıkıntı oldu abi. Bir tane kablomuz vardı, bozuldu. Herhalde yağmurdan dolayı bozuldu. Mecburen buraya geldik, bir tane adaptör aldım. Şu anda şarj sıkıntımız yok çok şükür. Her şeyi şarj edebiliriz. Hasan Hocam da hazır. Podgorica böyle çok büyük bir yer değil. Hatta Karadağ büyük bir yer değil. 650 bin falan nüfusu olan bir yermiş. 650 bin sevgili arkadaşlar. Bakın bir ülke düşünün, 650 bin nüfusu var. Hani şey, hani hep söylüyorum ya. Hani Ankara ülke gibi düşünün. İzmir ülke gibi. Hatta onlar abi 3-4 ülke eder. 620 bin nüfuslu ne bileyim abi. Samsun'u düşünün. Samsun ülke olmuş yani. Öyle bir yer Sırbistan'dan ayrılmış zamanında ki Osmanlı ile bağlantısı var biliyorsunuz. Bütün Balkan ülkelerinin Fatih Sultan Mehmet zamanında buraları hep fethetmiş. Hep fethetmiş buraları. Fethettikten sonra da aslında Balkanlar içerisinde en fazla imtiyaz tanıdığı, en fazla ayrıcalık tanıdığı ülke Karadağ'ıymış. Özellik tanımış. Çünkü bunlar isyankar kardeşim, bunlarla uğraşmayalım falan demiş herhalde Fatih Sultan Mehmet. Hakikaten de öyleymiş. Özellik tanımasına rağmen sürekli isyan çıkarmışlar. Sürekli ve özellikle Osmanlı-Rus savaşında Rusların yanında yer almışlar Osmanlı'ya karşı. Veya bu taraflarda cephe açılmasına sebep olmuşlar Balkanlarda ki Osmanlı yenilsin diye. Daha sonra işte bu Balkan savaşlarının ardından tamamen bağımsızlığını ilan etmiş. Sonra tabi Sırbistan, Rusya, işte Avrupa ülkeleri vesaire hepsinin yavaş yavaş böyle etkisi altına girmeyi başarmış bir ülke. 620 bin nüfuslu. Podgorica'da onun en kalabalık, en büyük şehri, başkenti imiş. Şu ana kadar anlattıklarım, okuduğum bilgiler, hissettiklerimi söyleyeyim. Buraya geldiğimde sanki gerçekten bir hani Avrupa ülkesi hissiyatı yaşadım. Daha önce Yunanistan'da, Arnavutluk'ta veya şeyde Makedonya'da hiç öyle bir his yaşamamıştım. Burada dedim ki ulan hani Avrupa'da burası farklı bir yer falan dedirtti bana. Yani böyle küçük bir yer. Ortamını beğendim. Havası da güzel, ortam da güzel. Ama trafiğini henüz çözemedik. Bir garip bir trafiği var. İnşallah bir kazası belasız buralardan ayrılırız. Şimdi Podgorica'nın böyle gezilecek yerleri varmış. Görülmesi gereken yerler varmış. İnternete yazdığımızda karşımıza çıkan yakın yerlerden bir tanesine tıkladık. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım gidebilecek miyiz ve ne kadar güzel. Bu arada bir tane GS gördüm. Böyle ara sokaklarda böyle Rum evleri de var. Böyle eski tarihi evler de var. Bak cami var burada. Tam eski bizim vezir camilerine benzeyen bir cami var. Bayağı grafiti döşenmiş şeyler, boyanmış. Tamam. Burada futbol takımı çok önemliymiş. Futbolu çok seviyormuş buranın halkı. O yüzden futbolla ilgili Maradona grafitisini gördüm. Futbolla ilgili böyle seyirci grafitileri falan gördüm. Demek ki doğruymuş.
Evet, az önce geçmiş olduğumuz yerler eski yerleşim yerleri olduğu için eski şehirmiş. Böyle bir dakika içerisinde tur attık. Şimdi tekrar başka bir görülmesi gereken yere doğru gidiyoruz şehir merkezinden. Şehir merkezi de böyle. Şöyle ayağa kalkarak size Podgorica'yı gezdireyim. Podgorica Meydan Köprüsü. Herhalde öyledir ismi. Çok böyle yüksek katlı evler yok farkındaysanız. Hep böyle düşük katlı. Birkaç tane gökdelen gördüm sadece. Eski tarihi bir kent demek. Podgorica surları. Oo, burası da yüksekmiş ve tehlikeliymiş ha. Aa, şurada denize girenler var. Şey, deniz nereden çıktı? Dereye girenler var. Dere demeyelim, akarsu. Bizim oralarda dere derler, buralarda akarsu. Podgorica, Karadağ. Böyle bir yer, böyle bir memleket. Güzel, şirin, sakin, sessiz. Bu yani. Evet, Podgorica'nın görülmesi gereken yerler listesinde 3. sırada da burayı gördük. Şöyle bir köprü var. Bu köprüyü gördük. Manzarası güzel. Karayolları, 13. Karayolları Köprüsü. Dedik ki bir şey yok abi. Biz buradan kaçalım. Şöyle ayağa da kalkayım size de göstereyim abi. Güzel. Yani yerleşim güzel, düzenli, nizamlı. Güzel bir yer. Sakin, sessiz bir yer ama çok da böyle bir şey yok. Podgorica'da. Bir de ülkenin başkenti olduğunu düşünürseniz, koskoca Karadağ'ın başkenti maalesef çok da bir şey vaat etmiyor. Şimdi Budva diye bir şehri daha varmış Karadağ'ın. Orası da güzel bir ve büyük bir şehri dedi Hasan hocam. Bir de oraya görelim bakalım hadi gelmişken. Bir 63 kilometrelik mesafeden sonraymış o da. Baksana abi şuraya bak. İki araba karşı karşıya. Burun buruna geliyor ya dönmek için. Ya böyle bir şey var mı lan? Böyle bir trafik var mı lan? Ha, Ankara'da da böyle de. En azından Ankara'da düzen sistem belli. Burada ne olduğu belli değil yani. Hakikaten çok ilginç bir trafik düzeni var. Sevgili arkadaşlar, şu anda Budva yolundayız. Karadağ'ın başkentinden Budva'ya doğru gidiyoruz. 52 kilometrelik bir mesafe var ama hani bir saat diyor çünkü virajlı yollar olacak. Bir de biz biraz yorulduk galiba. 2 gündür sürekli hor 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 motor kullanıyoruz. Galiba yorulduğumu hissettim ben. Bir de yollar da çok keyif vermedi. Kah yağmur yağdı, kah böyle bozuk kötü yollar. Özellikle Arnavutluk yolları kötüydü, trafikliydi. Keyif almadım o yollardan. Şimdi bu virajlara geldikçe daha da böyle güzel olmaya başladı gibi bir his var içimde. Nereyi beğenirsek orada kalacağız. Budva'ya bir bakacağız. Sonra hemen peşinden Kotor diye bir yer varmış. Kotor'a gideceğiz. Yine Karadağ'ın bir ilçesi. İlçe diyorum. İli. Abi işte küçücük 620 bin nüfuslu ülke olunca insanın adını söylerken de ilçe diye söylesi geliyor. Ama bu virajlar güzel. Bak bu Karadağ'da Budva Kotor yollarında virajlar falan güzel. Yollar da güzel, temiz. Hem tertemiz kokulu hem de şey, yollar temiz yani. Bir de manzara da güzel olunca. Oh, dönüşe bak ne kadar güzel. Asıl yat, asıl yat. Ama tabii tehlikesi de var. Niye? Çift şeritli gidiş geliş, bazen o ortadaki şeridi kimin kullanacağını kestiremiyorsunuz. Normalde yokuşu çıkanın olmalı ortadaki şerit. Ama bazen yokuştan aşağı inen de ortadaki şeridi kullanabiliyor. Ya insan böyle yollardan gidince böyle bir diriliyor, kendine geliyor ya. Diğer türlü abi dümdüz git, trafik var, ne bileyim yağmur falan. İnsan böyle şey oluyor yani öyle yollarda. Haydi. Radara mı yakalandık acaba? Olabilir. Oo, ne güzel gidiliyor la buralarda. Oo, çok sevdim lan. Çok da güzel yatılıyor ha. Of, virajlara bak. Of. Bir sol bir sağ. Bir sağ bir sol. Tertemiz yol. İyi tutuyor lastikte. Manzara harika, doğa harika. Güzel bir rota. Müthiş keyifli, müthiş. Müthiş keyifli yollar sevgili arkadaşlar. Düşünenler, aklında olanlar. Acaba nereye gitsem Balkanlarda diyenler. Bu yolları kullanın bakın. Bu yollara gelin, buralar çok keyifli. Kendime geldim be. Kaç gündür böyle üzerimde ölü toprağı vardı sanki. Manzara da güzel.
Eyvah. Hello. How are you? Do you speak English? Yeah. Turkish? Ne yapacağız? Where are you from? Tirana, Albania. Thank you very much. Çok mu yattın dedi, ne dedi? Yani ne demek seni tam anlayamadım ama nasıl yatarak geliyorsun dedi, çok yatıyorsun gibi bir şey söyledi. Abi ne yapacağım burada yatmadan? Dümdüz mü döneceksin yani? Vallahi bir 250 euro kesse çarpın abi 18 ile 20 ile. Çıkışta herhalde ödemek zorunda kalabilirdik. Çok şükür. Evet. Bir ağacın altına koy. Oh, bir şey değil mi? Merhabalar. O zaman Türk kardeşimizden bir magnet alırız. Hoş bulduk. Nerelisin hocam? İstanbul. Öyle mi? Aynen. Burada mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bizim dükkan. Öyle mi? Oo. Yazları buradayız. Kışın İstanbul'dayız. Aa, kaç senedir buradasın? Bu dükkan 2,5 sene oldu. 2,5 senedir. Evet. Aa, nasıl işler? Şükür bu sene biraz düşük. Öyle mi? Ha, gene iyi yani. Çok i̇yi, Allah iyilik versin. İstanbul neresinde? Ben Kağıthane. Ya Kağıthane'deniz. Aynen. Ben Büyükşehir. Çukur'da. Öyle mi? Çukur'da. Ben Çukur'un tepesindeyim. Oh be! Sonunda ooo burası güzelmiş dediğimiz bir yere gelebildik. Podgorica'dan 65 kilometre sonra Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan, kimilerine göre Karadağ'ın Bodrum'u olarak tanımlanan 10 bin nüfuslu bir yer Budva. Şehrin tarihi 2500 yıllık olunca Old Town isimli eski şehir ve çevresinden oluşuyor aslında şehir. Old Town'un mimarisi, plajları, turistleri ve bir de pizzası gerçekten çok güzel. Türkiye'den vize istemiyor Karadağ. O yüzden tatil için gelinebilecek bir yer. Türkler zaten keşfetmiş bile. Hem turist Türkler var hem de burada şirket açıp Avrupa Birliği'ne girmesi kesin gözüyle bakıldığı için Avrupa kapısı olarak gören Türkler de oldukça fazla. Tabii biz motosikletlerimizle şehirde de turladık. Şehir çok keyif vermedi ama genel olarak olumlu bir imaj bırakıyor aklımızda. Budva'ya 23 kilometre yakın bir şehir daha var ki adı Kotor. Bizim bu seyahatimizin en top yeri orası. Rotamızı Kotor'a çeviriyoruz ama Kotor bir bölüm sonra gelecek. Mutlaka izleyin o bölümü. Kotor başka, Kotor bambaşka. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.